Peki Batman için yapacaklarınıza gelelim mi? Yani Batman'ın siz belediye başkanı olduğunuzda adayı seçilirseniz Batman'da gördüğünüz sorunlar neler? İlk olarak yapacaklarınız neler? Siyasete aslında isim olarak Batman halkı Ramanlı soy ismine yabancı da değil. Sizin bir akrabanız da Batman'da belediye başkanı oldu değil Evet, mi? ilk belediye başkanları rahmetli amcamız ve oğlu Evet. yaklaşık 20 yıla yakın belediye başkanlığı yaptılar. Evet. Neler yapacaksınız? Yani Batman için. Müsaadenizle bunu uzun tutabilir miyim? Böyle hani Tabii tabii tabii. efradını Buyurun. cami avyarını mani şekilde Tabii hızlı buyurun lütfen. bir tur yapmak istiyorum. Çünkü Şimdi siz sahada bizim genel karşılaştığım... siyaset konuşabileceğimiz isimlerden de olduğunuz için bir anda kusura bakmayın yani tabii ki projelerinizi Estağfurullah. anlatın istediğiniz Şöyle kadar. hemen hızlıca geçeyim. Buyurun. Adaylığım açıklandığında insanların bana ilk sorduğu soru şu. Sen zaten 8 ay önce milletvekilimiz olarak meclise gitmiştin. Ne diye belediye başkan adayı oluyorsun? Bizim bölgemizin milletvekili profili batıdaki milletvekili profilinden farklı. Sadece meclis performansını istemiyor. Aynı zamanda her derdinde, her sorununda vekilini yanında görmek istiyor. Maalesef yerel yönetimlerde de rutin bozulduğu için en ufak bir hizmetsizliği de bize yansıtma mecburiyetinde kalıyor milletimiz. 8 aylık bir periyotta ben parti farkı gözetmeksizin, kime oy verdiğine bakmaksızın kapımı çalan, beni arayan herkesin sorunuyla ilgilenmeye çaba gösterdim. Ve bunların tamamını da yazdım kendimi kontrol edebilmek için. Ne kadarını başardım, ne kadarını Evet. yapamadım, önümde ne kadar bir iş var. Ondan fazla parti teşkilatından arkadaşımızı danışmanlarla beraber bu işlerin takibinde görevlendirdik ve halen onlar devam ediyor. Ama 8 aylık süreçte şunu gördük ki biz söyledikçe, takip ettikçe bazı işler olabiliyor, bazıları zamana yayılıyor, bazıları ise hiç olmuyor. O halde dedik ki ben geri kalan 4 yılda milletvekilinizim. Ben her türlü sorun ve sıkıntınıza koşmaya zaten mecburum. Kendimi mecbur hissediyorum. Ama eğer fırsat verirseniz ben ricacı olmaktansa icracı olmayı tercih ediyorum. Sizin hizmetinizi, sizin bile bana hatırlatmanıza gerek kalmadan, hiç kimseyi beklemeden, hiç kimsenin performansına da bağlı kalmadan kendimiz yapalım. Batman'ın şu anda en büyük sorunlarından bir tanesi ve en büyüğü kentsel dönüşüm sorunu. Şehrin batı yakasında, daha doğrusu kuzeyine doğru diyelim, yeni yapılaşmalar var. Tarım arazileri arsalara dönüştürülüyor, arsalar binalara dönüştürülüyor ve devasa büyüklükte binalar var. Buna karşı zemini daha müsait olmasına rağmen Eskişehir dediğimiz 30'a yakın mahallemizde maalesef kimseye kat izni verilmiyor. Oralarda tek bir park yok, okul alanı yok, hastane kuracak alan yok. İnsanların nefes alacağı bir yer yok. Çocuklarımız evde betonun içerisinde çıktığında betona çıkıyor sokakta. Kentsel dönüşümü kendi elimizle yapacağız. Eski mahallelere de kat izni vereceğiz ama kontrolünü kendimiz yapacağız. Depreme dayanıklı binalar inşa edeceğiz. Fikirtepe örneğini çok veriyorum insanlara. Fikirtepe'dense kentsel dönüşümü yapılmış, ferah, birbirinden uzak, yeşil alanları olan mekanlara kavuşalım. İnsanlarımızın eğer biz malına yani arsasına ya da evine değer katabilirsek, bunu değerlendirebilirsek, kendisi cebi para görürse yoksulluk bitecek. Şimdi yoksulluğun bize getirmiş olduğu sorunların en başında uyuşturucu ticareti geliyor. Parklarımız büyük ölçüde torbacıların işgali altında. Aileler o parkları belli bir saatten sonra kullanamıyorlar. Çocuklarımıza, kadınlara, yaşlılara ya da ailelere tahsis edilmesi gereken mekanlar şu anda izbe mekanlar haline dönüştürülmüş. Biz onlara belediye zabıtaları ve güvenlik görevlileri eliyle müdahale etmeyi ve oraları muhafaza etmeyi halk adına vaat ediyoruz. Trafik sorunumuz var. Yeni açılması gereken bulvarlar var. Köprülü kavşaklarının yapılması lazım. Batçıklara ihtiyacımız var. Bunların da proje lansmanını geçtiğimiz günlerde tanıttık. Hafif raylı sisteme geçilmesi gerekiyor. Meşhur bizim bir Diyarbakır caddemiz var. Herkes Batman Paris'tir diyor. Doğru Paris ama Paris'in maalesef öteki yüzü de var. Şanzelize'nin kenar sokaklarında köprüden geçilmediğini, kokudan geçilmediğini herkes biliyor. Batman'da buna benzer bir tablo çok şükür yok ama benzetebiliyoruz. Mesele sadece Diyarbakır Caddesi'nden ibaret değil. Kenar mahallelerimizin de birer Diyarbakır Caddesi'ne ihtiyacı var ve kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Farklımız da
ekstra onu söyleyeyim. Özellikle biz ana dilde eğitimi önemsiyoruz. Bunun yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Her mahalleye kreşler kuracağız. Ve çocuklarımıza kendi ana dilini öğretecek öğretmenleri orada istihdam edeceğiz. Bunun yanı sıra dini eğitimlerini de peşi sıra vereceğiz. Tabii bu isteğe bağlı olacak. Ailelerimiz isterlerse çocuklarını bize teslim ettiklerinde hem isterlerse dillerini öğrenebilecekler hem isterlerse dinlerini öğrenebilecekler. Bununla neyi amaçlıyoruz? Kadınlarımızın biraz daha rahat nefes almasını istiyoruz. Çünkü Batman gerçeğinde şöyle bir, gerçi Türkiye'nin çoğunda da bu var da, ben Batman gerçeğinden bahsediyorum özellikle. Kadınlarımız ev işinden, ev temizliğinden, yemek pişirmekten ve çocuklara bakmaktan hiçbir sosyal faaliyet yapamıyor. Kendilerine ait gerçekten bir hayatları yok. Çalışan kadınlar için de bir eziyete dönüşüyor bir ölçüde. Çünkü çocuk anneyle olan bağını kuramıyor. Hafta sonu yok, hafta tatili yok. Sağlık raporu alsa bile izne ayrılamıyor kadın. Böyle bir gerçeğimiz var. Hem çocuklarına biz bakalım, hem de kendilerine sosyalleşebilecekleri, sosyal hayata katılabilecekleri, iktisadi alanlara yönelebilecekleri mekanlar oluşturalım istiyoruz. İnşallah bunun da temellerini biz atmış olacağız diye ümit ediyorum. Bunun yanında gençler için de özellikle proje rehberlik ofisleri açmayı düşünüyoruz. Çünkü biz genel seçim öncesinde Batman'ımıza 3 ayrı büyük organize sanayi bölgesi sözü vermiştik. Bunun adımları atılıyor. İnşallah 1-2 yıl içerisinde bunlar da tamamlanmış olacak yer tahsisi itibariyle. Gençlerimizi orada işveren sıfatıyla görmek bizim en büyük arzumuz ama onlara rehberlik hizmeti vermek de bizim sorumluluğumuz. Bu hizmeti de vermeyi amaçlıyoruz. Bediüzzaman Enstitüsü kapsamında kendi halkımıza öncülerini, önderlerini, liderlerini tanıtmak istiyoruz. Nasıl bir tarihi kökten geldiklerini, nasıl bir medeniyet beşiğinde büyüdüklerini onlara anlatmak istiyoruz. Çünkü bu konuda ciddi bir eksiklik var. Kimlik siyaseti yapan çok sayıda insanın bile ne kendi dilini okuyup yazabildiğini ne de tarihiyle buluşabildiğini söyleyemiyoruz. Bunun da altyapısını biz oluşturmak istiyoruz. Şimdi bir izleyicimiz şey soruyor. Serbestiyet'e bir röportaj vermişsiniz. Orada gördüm. Piyano çalıyorsunuz. Bağlama çalabiliyorsunuz. Evet, İnşallah bir gün dinlemek. Piyano çalmaya devam ediyor musunuz? Nasip olur. Vallahi piyanoya çok biraz olmasa... ara verdim ama daha çok biraz bağlama üzerinden gittim şimdi. Evet. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki bir sene önce Hande Yener konserinin iptali için gençlik kollarınız imza toplamıştı. Konseri oldu. Siz diyor kazanırsanız konserler olacak mı yoksa engellenir mi? Aslında insanlara şu ayrım yapmak istiyoruz. Bir, biz diyoruz ki israf olmasın. Kamu kaynakları toplumun ahlaki değerlerini dejenere etmek için kullanılmasın. Ama bu her şey benim istediğim gibi olsun, benim rıza göstermediğim hiçbir faaliyet olmasının anlamında kesinlikle değildir. Ben nasıl bu memlekette yaşamaya hak ediyorsam, benim ötekim de, benim gibi düşünmeyen de bu memlekette o kadar söz sahibidir, o kadar istediği faaliyetleri yapabilme özgürlüğüne sahiptir. Biz hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeye niyetli bir parti değiliz. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyiz. Kendikimize müdahale edilmesini istemediğimiz gibi kimseninkinden de etmek istemeyiz. Tam aksine işte geçtiğimiz günlerde bir farklı, ismini şu anda hatırlamıyorum da, Batman kamuoyunda çok gündem oldu. Niye ses etmiyorsunuz? Ya şimdi özel bir alan, özel bir konser, kamu kaynaklarıyla bir ilgisi yok, israf yok, birilerine bir kısım paraların peşkeş çekilmesi yok, ona benim diyecek bir şeyim yok ki. Herkes istediği faaliyeti yapmakta özgür olmalı. Bizim temel yaklaşımımız budur. Evet. Kadın adayları var değil mi bu seçimde TÜDAPAR'ın belirli evet. Başka adayları var? Evet, evet. Sizin bölgenizde de var mı yoksa mesela Beşiktaş'ta Hüdapar'ın bir kadın adayı gösterdi. Bizim buralarda aslında erkeklere bile inisiyatif alın, meydanı boş bırakmayın, aday olarak ortaya çıkın, özgüveniniz olsun söylemimize ciddi bir karşılık bulamazken kadınlarda maalesef bu daha düşük bir miktar. Ben seçim öncesi kadın kolları çalışmalarının tamamını Batman'da gezdim ve ısrarla dedim ki bakın sadece seçim çalışmalarında emek veren kişiler olarak kendinizi görmeyin.
karar alıcılar noktasında da sizin yer almanız gerekiyor. Kendinize güvenin, ben varım deyin, ben arkanızdayım. Bunun yankısını birkaç belediye meclisi üyeliğinde ve benim kontenjan adaylığımda kadın adayları göstermek suretiyle başarabildik. Ama bizim bölgemizde maalesef daha bunu başarmadık. Ama İstanbul'da ve Ege bölgesinde kadın adaylarımız var. Aslında 2018 yılında milletvekili seçimlerinde de çok sayıda kadın adayımız vardı ama o zamanlar hani böyle çok fazla kameralar bize dönük değil, mikrofonlar bize dönük değildi. İnsanların çok ilgisini çekmediği için o zaman güme gitmişti. Bizim öyle bir sorunumuz yok. Biz asla cinsiyetçi yaklaşmıyoruz. Bize göre cinsiyet değil, şahsiyet önemli. Bir kişinin erkek olması ya da kadın olması bir makama gelmesi için tek belirleyici unsur değil. Ama bununla beraber belirleyici unsur da değil. Bizim Kürtçemizde meşhur bir söz var, duymuşsunuzdur. Diyor, şehir şehire, çijinle çimeyre. Yani aslan aslandır, dişisi erkeği fark etmez. Bizim yaklaşımımız budur. Evet, güzelmiş. Son bir şey sormak istiyorum. Konu Batman olunca, bu Hasankeyf'in hani işte sular altında kalacağı ile taşınması. Ama oysa hani tarih yerinde güzeldir. O tarihi şeyi korumak, böyle hani taşıma değil de belki hani bu hiç olmamalıydı. Gerçekten de başka ihtimal yok muydu? Yani Hasankeyf'i yerinde bırakacak. Ne düşünüyorsunuz bir Batmanlı olarak? Vallahi ben iğneyi kendimize batıralım, sonra çuvaldızı hükümete batıralım anlayışındayım. Biz tarihimize sahip çıkamadık. Ilısu Barajı projesi ortaya çıkmayana kadar da kimsenin dönüp ya burada bir Hasankeyf'imiz var, burada tarihi eserler var, bizim bunları korumamız lazım, böyle bir farkındalık oluşturalım, Kültür Turizm Bakanlığı'nı buraya sevk edelim diye bir anlayış olmadı. Ne zaman ki Ilısu Barajı gündeme geldi, örgütün de biraz daha stratejik, yani geçiş yollarının kapatılması refleksiyle buna paralel gelişen bir ne diyelim kaygı oluştu. Ama bu kaygı Ilısu Barajı'nın Hasankeyf'i sulara gömmesine engel olamadı. Böyle bir direnç maalesef oluşamadı. Hali hazırda kurtarılmış birkaç tane tarihi eserimiz var. Kültür Park alanına taşınmış. Orada müzede bir kısım sergileniyor. Ama bugün itibariyle söyleyeyim. Hasta öldü. Şöyle tedavi etseydik, şu doktora gitseydik, şöyle bir yöntem geliştirseydi kurtulurdu demenin bugün itibariyle bir maalesef faydası yok. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet, i̇nşallah burada da ağırlarız sizi. İnşallah iyi Ramazanlar diliyorum. Size sağ olun. De hayırlı Ramazanlar. Tekrar geçmiş olsun işinize. Çok teşekkürler. Sağ olun.